günler sevgili seyirciler. Yeni bir afiş programına hoş geldiniz. Ben Aslı Öğmen. Kültür sanat haberleriyle karşınızdayız. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş'la birlikteyiz. Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda Bağdat Köşkü'ndeyiz şu anda. Topkapı Sarayı Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın en büyük ve en önemli saray müzelerinden biri ve burada çok büyük değişiklikler var. Büyük değişiklikler demeyelim, tadilatlar var. Onları sizden dinlemek istedik bugün. Aynı zamanda Göbekli Tepe çok sıcak gündem içinde. Onları da sizden dinleyelim. Başlayalım. Topkapı'da neler oluyor? Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Burası içinde bulunduğumuz mekan. Evet, 4. Murat'ın Bağdat seferi sonrasında Bağdat seferi anısı için yapılmış olan ve Bağdat Köşkü olarak bilinen bir mekan. Mükemmel bir mekan. Güzel bir şekilde de onarılmış. Evet. Topkapı Sarayı Müzesi dediğimiz alan giderek genişleyen bir bölge. 70 evet. bin metrekareydi. Şimdi bugün itibariyle 340 bin metrekareye çıktı. Evet. Bu genişlemek yeni binaların eklenmesiyle tabii. sınırların... Yani normalde aslında Sur-u Sultani dediğimiz Topkapı Sarayı'nın etrafındaki surlarla birlikte esasında ta Ahır Kapı'dan itibaren sepetçiler kastını olan bölgeyi hayalimizde hep bu var. Evet. 1 milyon metrekare. Bütün bu bölgenin hepsi aslında Topkapı Sarayı'nın müştemilatı olarak görebilmemiz gereken bir bölge. Buradaki askeri bir takım binaların da aşağı yukarı 160 bin evet. metrekare Topkapı Sarayı Müzesi'ne devredilmesiyle beraber 340 bin metrekare hı hı. gibi bugün itibariyle hı hı. çok geniş bir alanda Topkapı Sarayı Müzesi yer alıyor. Şu an itibariyle de 23 farklı tamirat ve tadilat projesi devam ediyor. Bunların bir kısmı açılışı hazır. Mesela 3. Ahmet Kütüphanesi. Evet, onu merakla bekliyoruz. O evet. son bitmiş epeydir vaziyette. O tadilatta. Hemen evet. Şey yapılabilir. Ayrıca hünkâr hamamları dediğimiz yani haremdeki hamam dairesi tamamıyla yenilenmiş vaziyette. Onlar açılışı hazır vaziyette. Mutfak kısmı açılışı hazır. Bunların bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla en kısa süre içerisinde bitmiş olanları halkımızın hizmetine açacağız ve sonuç itibariyle bütün bu bölümlerde ziyaretçilere açık hale evet, gelecek. Evet, bu yeni bölümler eklenecek anlamına geliyor. Orada yeni sergileme alanları katılmış olacak. Biraz önce haremden bahsediyordunuz. Haremin çok az bir bölümünü, küçük bir bölümünü ziyaret edebiliyordu ziyaretçiler. Şimdi bu yeni mekanların katılmasıyla, yeni sergi alanlarının eklenmesiyle depolar da herhalde rahatlayacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Ve harem de değil mi daha fazla yani ne yazık ki yani Topkapı Sarayı Müzesi'nin depolarında duran eşyalarımız, oradaki objeler maalesef sergileyebildiklerimizin belki 7-8 katı daha fazla. Evet. Zaman zaman bunlar çıkarılıyor, muhafaza edilmek için sergileniyor. Tekrar başka bir kısmı depolara konuluyor. Dolayısıyla burada yeni teşhir alanlarına ihtiyacımız var. Onun için de Topkapı Sarayı'nın mutlaka genişlemesi gerekiyor. Bir taraftan da Topkapı Sarayı'na ilgi giderek artıyor. Evet, mesela o gözle görülür şu şimdi şekilde. Şimdi siz de fark etmişsinizdir. Evet. Yani muazzam bir kalabalık var. Tam yani tabiri caizse iğne atsanız yere düşmeyecek o kadar öyle, kalabalık. Çok güzel, çok güzel bir şimdi şey. Şimdi son rakamları aldım bugün. Ocak ve Şubat ayları itibariyle geçen yılın Ocak ve Şubat ayına la kıyasla ziyaretçi sayısı bakımından 2 katına çıkmış her 2 ayın toplamı. Gelir bakımından da 3 katından daha fazla. O da çok güzel. Bu çok güzel bilet bir şey. Bilet gelirleri değil mi? Tabii oluyor, bilet evet. gelirleri. İşte daha fazla insanlar biletli girmeye başlamışlar. Biraz da onu da anlıyoruz. Dolayısıyla Topkapı Sarayı son derece canlı bir şekilde sürekli yenilenmeyi, genişlemeyi hedeflediğimiz bir alan. Ümit ediyorum ki o dediğimiz, hayalimizde olan, hatta buradaki trafiği de yerin altına alarak, trafiksizleştirerek de Ahır Kapı'dan bu sepetçiler kastına kadar olan alanı bir kültür adası haline getirmek, merkezinde Topkapı Sarayı'nın olduğu bir kültür adası haline getirmek en büyük hayalimizdir. Evet, bir de çalışmaların, bu biraz önce söylediğiniz çalışmaların yanı sıra bir de kuvvetlendirme çalışmaları da var değil mi? Tabii, yani bazı yerlerde hakikaten çok ciddi bir kuvvetlendirme çalışması var. Hı hı. Risk altında olan bölümler var. İşte dediğim gibi aynı anda devam eden 23 farklı tamirat tadilat projesi var. Bunlar da gayet güzel. Teknolojinin en son imkanları da kullanılarak
böyle çok titiz bir şekilde, dikkatli bir şekilde yapılıyor ve böylece binalarımızın önemli bir kısmı da büyük şekilde kuvvetlendirilmiş oldu. Evet, şimdi burada gerçekten köşkler, çeşitli sultanların yaptırmış olduğu, padişahların yaptırmış olduğu köşkler, yemekhaneler, harem, kutsal emanetler, orası da çok etkileyici bir yer gerçekten. Yaklaşık bir sene önce gezmiştim, son galiba gene değişiklikler yapıldı. Hazine odasında da galiba, değil mi? Hazine bölümünde de değişiklikler. Yenileme faaliyetleri var. Yani çok her tarafında görmüşsünüzdür, evet. Gezdiğiniz zaman bir takım faaliyetler. Onu diyeceğim, mekanların dışında bahçelerde de çok büyük çalışma yapılmış. O da göze görülür. Ve yapılacak olan yeni, evet, bahçeler de var. Yeni peyzaj çalışmaları, kendi tarihi kimliğine, evet, uygun bir şekilde yapılmaya gayret ediyor. İşte eski resimler, röleveler oradakilere benzetilerek yapılmaya gayret ediliyor. Ayrıca tabii bütün bu Gülhane dediğimiz alanda çok büyük bir, işte Fuat Sezgin Kütüphanesi, evet, gibi. İşte orada para müzesi, önümüzdeki projelerimizden birisi de o. Topkapı'nın dışında, evet, ama bir para müzesinin yapılabilmesi ve Gülhane'yi de bu adanın içerisinde görmemiz. Arkeoloji müzemiz, arkeoloji, büyük bir tamirat geçiriyor. Orada, evet. Onu da inşallah kısa süre içerisinde. Bunlar ne zamanı yetişiyor şimdi? Şimdi çünkü bunların, yaz sezonu da geliyor. Yani mesela arkeoloji bu yaza yetişmeyecek, geçmişten, evet, kalan bir şey. Ama Topkapı Sarayı'nın içerisinde en az 5'e yakın yeri, işte kütüphanesi, işte mutfağı, harem dairesinin sultan hamamları kısmını hemen rahatlıkla açılışa hazır hale getirebiliriz. Peki, çok güzel. Şimdi Göbekli Tepe bu son 2-3 günün sıcak konusu. Göbekli Tepe Urfa'da dünyanın en eski tapınağı olarak ortaya çıktı kazılar sonucu. Son günlerde sosyal medyada orada işte yapılan çalışmalar sonucunda orada beton döküldüğü ve yanlış çalışmaların yapıldığına dair haberler çıkıyordu. Siz de bu sabah oraya bir bilirkişi heyet, bilim heyeti diyebiliriz. Bilim, yani bilirkişi heyeti, de bilim, evet, heyeti, bilim heyeti gitti, gönderdiniz. Neler oluyor orada? Beton dökülmemiş mi? Şimdi tabii yani maalesef yani birisi bir kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra bütün akıllılar o taşı çıkarmaya çalışıyorlar. Yanlış bir bilgi, hatta belki de maksatlı bir bilgi piyasaya çıktı ve bunun üzerinden özellikle sosyal medyada kıyamet kopartılmaya çalışıyor. Bir kere şunu çok açık söylemek lazım. Göbekli Tepe sadece Türkiye'nin değil, bütün insanın gözünün bebeği gibi koruması, evet, gereken bir yer. Göbekli Tepe'de asla kazı yapılmamış, asla betonlaşma olmamış, asla oradaki en ufak bir arkeolojik değere zarar verilmemiştir. Böyle olmasına rağmen maalesef birilerinin yanlış bilgilendirmesiyle ortalıkta bir kıyamet koptu, Kızılca kıyamet koptu. Bu sabah itibariyle de alana çok sayıda basın mensubu arkadaşımızla beraber bilim adamları gittiler ve orada değerlendirmeler yaptılar. Onların da ilan ettikleri, kamuoyunu bilgilendirdikleri şekilde orada herhangi bir şekilde betonlaşma yoktur. Beton bir yol inşa edilmemiştir. Bir gram asfalt fakat dökülmemiştir. Fakat şimdi bir fotoğraflar yayınlandı sosyal medyada. Orada bayağı bir beton yol gibi gözüküyor. Hayır, beton nedir değil, o kesinlikle gözüken beton. Peki? Onlar tamamen etrafla uyumlu bir şekilde bir gram beton olmayan, bir gram asfaltı olmayan, ekolojik şartlarını koruyan yollardır. Zaten kısa bir mesafe orası. Daha rahat ziyaretçilerin geçebilmesi için ve o yolun yanında, etrafında, altında en ufak bir arkeolojik alan yoktur. Dolayısıyla ne arkeolojik alanının örtülmesi mevzu bahistir, ne beton kullanılması ne de asfalt kullanılması mevzu bahistir. Peki ahşap yolların, ben de birkaç sene önce son halini bilmiyorum, o ahşap yollar vardı çok güzel yapılmış, onların bir kısmının söküldüğü söyleniyor. Şimdi orada yani asıl hedefimiz ki, şu. Ahşap yolu, çok pardon, buradan belirteyim mi, ahşap yollardan yürüdüğünüzde bütün kazılar aşağı, yani altınızda görebiliyordunuz, hani güzel bir şimdi şey. Bir kere gibi, şundan herkesin köprü, emin olmasını isterim. Yani Göbekli Tepe hepimizin en azından bu eleştirileri gündeme getirenlerden daha fazla belki dikkatle korumaya çalıştığımız, göz bebeğimiz gibi olan bir yer. Buraya en ufak bir zarar verilmemesi ve ziyaretçilerin en rahat bir şekilde
oradaki arkeolojik alanlara da zarar vermeden alanı gezebilmesini istiyoruz. Biz yani bakanlık olarak bunu isteriz. Çünkü bu bizim bir değerimiz, bir zenginliğimiz. Zaten bitti. Bütün oradaki çalışmalar da son noktaya geldi. Çok kısa bir süre içerisinde orada muhteşem bir açılış konserle de açılış yapacağız. Göbekli Tepe'ye. Ne zaman olacak bu aşağı yukarı? Vallahi işte yani bitti. Herhangi bir şekilde olabilir. Orada ciddi şekilde sponsorluklar yapan şirketlerimiz var. Onların da ama kazı devam ediyor mu orada? Yani kazı zaten de orası büyük bir alan ve kazının da yıllar içerisinde devam etmesi öngörülüyor. Yani nihayetinde ortaya çıkan bir belli bir kısmı var ve belki çok farklı alanlarda da kazı çalışmaları devam edecek. Ama şu an itibariyle milletin ziyaret etmesine hazır hale gelmiştir. Orayı güzel bir konserle de açılışını yapacağız. Peki. Oldu, buna da açıklık getirdiğimize göre. Şimdi biraz da AKM'den bahsedelim. AKM'yi de merak ediyoruz. AKM'de çalışmalar başladı. İşte yeni proje malum kamuoyuna tanıtıldı. Şimdi benim merak ettiğim şey AKM tekrar bir konser ve gösteri mekanı haline geldikten sonra, opera mekanı haline geldikten sonra nasıl yönetilecek onu merak ediyorum. Eski yönetim şekliyle mi devam edecek, yoksa orası farklı bir yönetim şekli düşünülüyor mu? Yani bir kere biliyorsunuz AKM projenin yürütülmesi de ve ondan sonraki süreçte de şu anda Kültür Bakanlığı'nın muhtesinde olan bir yerdir. Öyle Kültür, devam edecek mi? Yani Kültür Bakanlığı'nın da yabancısı olduğu bir konu değildir. Evet. Yani bu tür binaları yönetmek konusunda Kültür Bakanlığı'nın çok ciddi bir deneyimi var, birikimi var. Dolayısıyla mühim olan şu anda önümüzdeki temel mesele, orayı sadece bir opera bale salonundan ibaret de görmemek lazım. İşte tiyatro salonlarıyla, çalışma odalarıyla, atölyeleriyle, cep sinemalarıyla, kültür merkezleriyle muazzam bir kültür kompleksi. Bu kompleksin Sayın Cumhurbaşkanımızın da açılışta verdiği tarih olarak ifade ediyorum. 2019 yılı içerisinde, yani önümüzdeki yıl açılışını yapacağız. Ve İstanbul'un medarı iftarı olan bir bina olacak. Bu kadar güzel bir binayı yaparken arkasından da bu binayı da en iyi şekilde yönetmeyi herhalde sağlayacağız. Evet, yani gene Turizm Bakanlığı. Tabii, yani Kültür Bakanlığı'nın ortasında olan bir yer olacak. Peki. İnsam'da değişiklikler oldu. Müzik eserleri sahiplerinin meslek birliği. Orada bir değişiklik oldu. Bunun sebebi neydi? Yönetim kadrosuna yeni bir yönetim atandı buraya. Bunun neydi oradaki problem? Şimdi şöyle, niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şöyle, biliyorsunuz yasanın meslek birlikleriyle ilgili olarak bakanlığa vermiş olduğu bazı yetkiler var. Mesela TÜRSAP'ta aynı yetkiyi kullandık. TÜRSAP'ın kendi içerisinde bir anlaşmazlık oldu. Biz TÜRSAP'ı bir 3 kişilik heyet tayin ederek seçime götürdük. Seçimlerini yaptı. Yine o meslek grubunun insanları, ilgili insanlar seçim yaparak kimi istiyorlarsa onu getirdiler. Burada da aynı şey söz konusudur. MESAM'da bir soruşturma yapılıyor. Daha doğrusu bir geçmiş dönemle ilgili olarak müfettişlerin yapmış olduğu bir inceleme var. Bu inceleme çerçevesinde MESAM'ı kongreye götürecek, yeni bir seçime götürecek kayyum heyeti değil, bakanlığın yasanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak yeni bir geçici yönetim kurulu atamasıdır. Bu geçici yönetim kurulu seçime götürecek yine MESAM'ın bir meslek birliği olarak üyeleri bundan sonraki dönemde kimi seçeceklerse onu seçecekler. Ama yürütülen soruşturma kapsamında böyle bir neydi peki adım, oradaki sorun? Yani detaylı çıkacak ortaya. Bugünden benim bir şey söylemem doğru değil. Ama bu teftiş raporları ortaya çıkınca da sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. Peki 2017 müzeler yılıydı diyelim. Gerçekten çok sayıda müze, çok büyük bir hamle var. Müze kuruluyor, yeni müzeler açılıyor Anadolu'nun birçok yerinde. Son olarak Urfa'da ziyaret ettim şey müzesini. Arkeoloji müzesini. Daha neler var programda? Şimdi şu İstanbul'da anda birçok müze. Şu anda 15 tane müze
hemen hemen Haziran başı itibariyle açılışa hazır. Bunların bir kısmı şu anda yani tören düzenleyebilsek şu an açılabilecek noktada. İşte mesela Hasankeyf Müzesi bunlardan birisi. Orada Troya ne yapıldı? Orada da yani eserler bir araya getirilerek güzel bir müze yapıldı. Van Müzesi önemli bir müzemiz. Aynı şekilde mesela yine yaz başında açacağımız Troya Müzesi. Bugün bu yıl biliyorsunuz 2018 Troya yılı. Troya Müzesi 15 tane farklı müzemiz. Her birisi birbirinden önemli müze. Ayrıca 4 tane yenilenen müze var. Milas'ta, Edirne'de 4 tane müzemiz var. 3 müzede de temel atmayı bekleyen müzelerimiz var. Bunların hepsi bizim bu yıl içerisindeki müzelerle ilgili çok büyük bir atılım yapmamızı sağlayacak. 17'de Ören Yeri açılışı var. Evet. Onlar da açılışa hazır vaziyette. Dolayısıyla bunların her birisi aslında hem Türkiye'nin kültür hayatındaki zenginliklerimizi ortaya koymak bakımından önemli. Hem hep söylüyoruz yani kültür ve turizm birbiriyle yakın alanlar, iç içe alanlar, farklı dinamikleri olmakla birlikte her ikisi de Türkiye'nin yumuşak güç unsurları. Yani muazzam bir kültürel gücümüz var, çeşitliliğimiz var, zenginliğimiz var. İşte burası bir Osmanlı payitahtının en görkemli alanlarından birisi. Ama aynı şekilde Türkiye'de çok sayıda antik eser var. Hatta şunu uluslararası platformlarda da biraz iddialı bir şekilde söylüyorum. Roma'da olduğundan daha fazla Roma dönemi eseri Türkiye'de var. Yunanistan'da olduğundan daha fazla Yunan dönemine, Grek dönemine ait eserler Türkiye'de var. İşte Göbekli Tepe'den bahsettik. İnanç turizmi, Meryem Anası var, işte Mevlana'sı var. Muhteşem bir zenginlik var. Bütün bunları hem kültürel değerimiz, gücümüz olarak ortaya koymak, hem bunları bütün dünyanın gözünün önüne serebilmek bakımından korumak, müzecilik bile teşhir etmek. Evet, teşhir etmek lazım. Bu müzelerin hepsi çok faydalı olacak. Ama inanın ki bizdeki değerlerimizi, eserlerimizi teşhir edebilmek için bu müzelerden daha fazla müzeler yapma mecburiyetimiz var. Evet. İşte demin söyledim, Topkapı Sarayı'nda teşhir ettiklerimizin hepsini, depolardakilerin hepsini teşhir etmeye kalksak birkaç tane Topkapı Sarayı inşa etmemiz lazım. Bu bizim çok şükür büyük bir gücümüz. İnşallah bunları da hızla tamamlayarak çok müze bakımından öne geçeceğiz. Evet, şimdi turizm Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından biri ve sanıyorum kaybettiği ivmeyi tekrar toparlıyor diyebiliriz herhalde. Deriz, bu sene için gözüken rakamlar nasıl? Deriz, yani biliyorsunuz 2015-2016 tam dip noktaydı. Evet. 2017'de yükselişe geçtik. Evet. 2018'de böyle yukarıya çıkacağız. Şimdi nasıl gözüküyor? Benim aldığım, şimdi yaz sezonu da geliyor. Sonuç şu, 2 hafta evvel Moskova'daydım. Ondan 1 hafta evvel Berlin'deydim. Berlin ITB dünyanın en büyük fuarlarından birisi. Evet. Moskova Turizm Fuarı aynı şekilde büyük fuarlardan birisi. Orada sektörü Türkiye'ye yönlendiren Alman şirketlerinin CEO'larıyla görüştüm. Aynı şekilde Moskova'da Rus pazarını yönlendirenlerle görüştüm. Özeti şudur, bu yıl mesela Almanya'dan 5 milyon civarında turist gelecek. Milyon. Rusya'dan 6 milyonu aşkın turist gelecek. Toplam bütün eski turistlerimiz 38 milyon turist gelecek bu sene. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye 2017'de turizm sektöründe kendisini toparlamış. Hı hı. 2018'de yüksek bir hızla yükselişe geçmiştir. 2019'da da geçmiş bütün rekorlarımızı kıracağız, daha yukarıya çıkacağız. Aynı zamanda şu anlama da gelir mi? Fiyatların yükseleceği tabii ve iç turizmin belki de bundan, yani daha doğrusu yerli turistin bundan biraz müşteki olacağı anlamına da gelir mi? Yok, o anlama gelmiyor. Yani ikisi birbirinden fiyatlar yükselince tabii. Şimdi bir kere fiyatların düşmesi normal dışı bir şeydi. Biraz da sektördeki bizim şirketlerimiz, otelcilerimiz biraz da panikle, korkuyla eyvah çekiliyorlar bizim müşteriler diyerek fiyatları çok düşürdüler. Evet, geçen sene 32 milyon 400 bin turist geldi. 26,5 milyar dolar da turizm geliri oldu. Hı hı. Yani bu şu demektir, 640 dolar seviyesinde turist başına bir gelir demektir. Bu yeterli değil. Bizim hedefimiz 2023'te daha fazla bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da zaten bu kültürel değerlerimizi işte yani bir araya getirebilirsek, bu sadece deniz, kum, güneş, oteli kullanarak değil de müzelerimize gitmeleri, o tarafa yani kültürel turizme yönlendirmek. Yani ürün çeşitlendirmesi dediğimiz şey, yani kültür turizmi, işte efendim sağlık turizmi, yaşlı bakım turizmi, kongre turizmi.
gastronomi ya da onu da o sözü de kullanmayalım. Mutfak kültürü, mutfak sanatı diyelim. Buradaki muazzam zenginliğimizi ortaya koymak, inanç turizmi, bütün bunların hepsini ortaya koyabildiğimiz takdirde, işte kış turizmi, yaylalar, bunların hepsiyle birlikte Türkiye büyük bir turizmde atılıma geçecek. Ürünlerini çeşitlendiriyor, pazarlarımızı da çeşitlendiriyoruz. Sadece geleneksel Avrupa pazarlarımız, Almanlar, Ukraynalılar, Ruslar, İngilizler değil, mesela Koreliler, Japonlar, Çinliler, Hindistanlılar, Malezyalılar, Endonezyalılar. İki gün önce buraya ziyarete gelmiştim. Gerçekten Uzak Doğu'dan çok sayıda turist vardı. Grup grup gelmişler. Dikkatimi çekti. Evet. Orada da güzel sinyaller alıyoruz. Evet. Mesela bu yıl Çin'de Türkiye yılı. Önümüzdeki yıl Japonya'da Türkiye yılı olacak. Çok büyük etkinliklerle kutluyoruz. Nisan ayında Anadolu Ateşi Dans Grubu Çin'de hem Pekin'de hem Şanghay'da büyük gösteriler yapacak. 60'a yakın gösterimiz olacak yıl içerisinde. Bütün bunların hepsi Çinli turistlerin de Türkiye'ye doğru gelmesini sağlayacak. Aynı şekilde Hindistan, aynı şekilde Japonya ve diğer Uzak Doğu Asya ülkeleri. Dolayısıyla bizim sadece dediğiniz gibi güneş, kum, deniz değil. Hem ürünlerimizi çeşitlendirmek, hem pazarlarımızı çeşitlendirmek hedefimiz var. Buna da büyük bir motivasyonla başladık. Sektöre çok ciddi destekler veriyoruz devlet olarak. Ha, bir sevindirici haber de, bu yıl kruz gemilerinde ciddi bir artış olacak. Öyle görünüyor. Geçen sene, evvelki sene dip noktadaydı. Zor toparlanan bir alan orası. Ama orada da 2018-2019'a 2 yıllık teşvikler verdiğimiz için ciddi bir kıpırdanmanın başladığını görüyoruz. Oradan da sonuç alacağız. Çok güzel. Güzel haberlerle burada programın sonuna geldik. Bize ayrılan süre bu kadardı. Ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Numan Kurtulmuş'la birlikteydik sevgili seyirciler. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.